Herkese merhaba, ben Zeynep Özkan. Ananas desenli masa örtümüzün çalışmasının 3. videosunda yine birlikteyiz. Biliyorsunuz 1. videoda kalıp hazırlamayı birlikte yaptık. İkincisinde hazırladığımız kalıba uygun olarak ananas desen bloklarımızı hazırladık. 3. videoda da blokları birleştirdikten sonraki aşamamız yorganlama aşamasına geldi. Yorganlamayla ilgili gerekli malzemeleri daha önce yorganlama videosunda anlatmıştık ama biliyorsunuz yorganlama yapacaksak eğer astar kumaşı, elyaf ve peşörk çalıştığımız ana kumaş gerekiyor. Bunun yanında yorganlama ipleri ve yorganlama şablonları, kalıpları gerekiyor. Bu kalıplar daha önce de bahsettiğimiz gibi hazır şablonlar olabilir. Şöyle hazır tabaka şeklinde şablonlar olabilir. Bu şekilde. Ya da kendimiz kalıbını hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Ya da tek tek bağımsız şablonlarımız var. Onları kullanabiliriz. Deseni bu şablonlardan kalemle, uçan kalemle çizebiliriz. Desenimizi karbon kağıdıyla geçirebiliriz. Ve yorganlamaya hazırlık aşamasına geleceğiz. Deseni karar verdikten sonra ne yapmamız gerekiyordu? Deseni patchwork parçamızın üzerine geçiriyoruz. Ama eğer çalıştığımız blokların şekline göre bir desene karar vereceksek kullanacağımız şablonlara ihtiyaç olmayacak. Örneğin ben burada ananas deseninin karşılıklı iki kenarını yani karşılıklı iki ortadaki karşılıklı iki kenarı yorganlamaya karar verdim ve o şekilde yorganlamaya yine merkezden dışarıya doğru başladım. Yorganlamaya başlamadan önce ne yapmıştık? Bir kez daha tekrarlayalım. Ana kumaşımız var. Patchwork çalıştığımız kumaş. Elyafımız var. Elyaf ince olmalı. Özellikle masa örtüsünde. Ve astar kumaşımız var. Astar kumaşı da çok kalın olmamalı. Gene pamuklu bir kumaş olmalı ki yorganlarken sizi fazla zorlamasın. Bir şey daha söylemiştik. Bir püf noktası daha. Yorganlamaya başlamadan önce bu üç katı düzgünce birbirine uyumlu şekilde sert bir zemine seriyoruz ve iğneliyorduk merkezden dış kenarlara doğru. İğneledikten sonra yine merkezden dış kenarlara doğru ne yapıyorduk? Tel alıyorduk. Tel aldıktan sonra yine merkezden dış kenarlara doğru yorganlama işlemimize başlıyoruz. Astarımızı sererken astar ve elyafımızdan ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Ana kumaşımızdan şurada gördüğünüz gibi bakın bir miktar daha 2 santimetre diyebiliriz buna. 1-2 santimetre daha büyük olması gerekiyor. Çünkü biz merkezden dışarıya doğru yorganlarken kumaşların bir esneme payı var. Dışarıya taşabilir ve astar ve elyafımız küçük gelebilir. Bu nedenle dört kenarından da yorganlayacağımız örtünün ne yapmamız gerekiyor? Astar ve elyafı büyük kesmemiz gerekiyor. O şekilde hazırladık, terledik ve ben yorganlama aşamasına başladım. Şimdi yorganlamaya devam edeceğiz. Ve yorganlamada biliyorsunuz ne demiştik? Yorganlayacağımız örtünün arkasının da temiz olması gerekiyor. Arkada iplikler, düğümler görünmemesi gerekiyor. Düğüm atmadan çalışıyorduk ama eğer düğüm atarak çalışacaksak, ipimize düğüm atacaksak bu sefer şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimize küçük bir düğüm atarız. Evet, ipimize küçük bir düğüm attıktan sonra gene yüzden yorganlayacağımız kısım, örneğin ben buradan başlayacağım şimdi değil mi? Şuradan başlayacağım. Şöyle gösteriyorum. Yorganlayacağımız, yorganlamaya başlayacağımız noktadan bir miktar ileriden iğnemi elyaf astar arasından kumaş patchwork parçası arasından geçiriyorum. Şöyle yorganlayacağımız noktadan çıkıyorum. Bu küçük düğümü şöyle hafifçe içeriye çekiyorum. Gene ne altta ne üstte düğüm görünmüyor. Elimi altına şöyle sıkıştırabilirsiniz. Belki küçük yorganda demiştim ama ne yapıyoruz? Büyük örtülerde bunu yapamayız ve gene alttan gerginlik vererek yorganlamamıza devam ediyoruz. Bu şekilde her seferinde alta geçmek durumunda değil demiştik. Bu sefer ben gene kanevçe iplerinden yararlandım. Ebruli bir kanevçe ipi tercih ettim. Bunu yorganlamamda kullanıyorum. Evet,
Yorganlama işlemi bu şekilde bitirildikten sonra yapılması gereken şey, biliyorsunuz, örtüde bir kenar temizleme tekniği kullanmamız gerekiyor. Kenar temizleme teknikleri farklı yöntemler yapılabilir. Biye çalışarak yapabilirsiniz. Köşe çalışıp kenarı şu şekilde kendinden şöyle kıvırarak yapabilirsiniz. Dört kenarı makinede çekip torba şeklinde çevirerek çalışabilirsiniz. Birçok şekilde kenar temizlenebilir. Biz gene kendinden bunu biye şeklinde kıvıracağız ve temizleyeceğiz. Yorganlamamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz. Bitirdikten sonra kenar temizleme bölümünde tekrar görüşeceğiz. Evet. Örtümüzün yorganlamasının son aşamasında bıraktım ki arkadaşlar size bir kez daha tekrar olsun diye. Yorganlamamızı bitiriyoruz artık. Örtümüz bitecek. Kenarlarını da temizledikten sonra şöyle yorganlamamızı tamamlıyoruz ve artık kenar temizliğinin de bir kısmını ben yaptım. Evet. Bir sağlamlaştırma yapalım. Şöyle. Tamamdır. Yorganlamayı şöyle detaylı bir görelim isterseniz. Bu yorganlamada ne demiştik? Ayrı bir kalıp şablon kullanmadık. Geometrik şekillerin kenarlarından yorganlama yaptık. Şimdi biliyorsunuz örtüyü çalışırken bittikten sonra bir kenar temizleme işlemi olması gerekiyor. Bu kenar temizleme biye ile olabilir, fırfırla olabilir, kendinden kıvırılarak olabilir demiştik. Şimdi biz örtümüzü çalışırken astarımızı biraz fazla bıraktık. İnce bir biye şeklinde astarı kıvırarak, şöyle bakın, şöyle astarı kıvırarak ince bir biye şeklinde kenar temizleme işlemi yapacağım. 1 santim kıvırıyoruz, 1 santim de biye gibi görüntü olacak. Astardan dönüyor bakın. Alttaki astarı örtüden 2 santimetre her kenarda, 4 kenarda da eşit olarak kestik ve kenar temizleme işlemini yapacağız. Bakın şurada ben 2 köşede hallettim. Küçük bir köşe çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi biyemizi elde bastırarak örtümüzün kenar temizliğini de tamamlamış olacağız ve örtümüz bitecek. Şimdi arkadaşlar şuraya odaklanalım. Köşe çalışmasında, daha sonraki bir video çekiminde köşe çalışmasını anlatacağım. Hatta bundan sonraki videoda yapacağım bunu ama bakın kumaşımızın olduğu nokta, yani çalışmamızın ön yüzü burası. Ve ben küçük bir köşe çalışması ve elde makine dikişi olarak yapmak istiyorum. Şöyle yapıyorum bakın. Astara doğru kenarımı katlıyorum. Şöyle. Ucun sivriliği ve kenarlar birbirine bakın denk geliyor. Görüyor musunuz? Şöyle denk getiriyorum kenarları. Katladım. Oraya hatta bir iğne takabilirim. Şöyle. Katladıktan sonra şöyle bir iğne taktım. Şimdi ana kumaşımın, örtümün yüzü burası. Ve verev katladığım nokta, bakın şurası kat izi geldi. Şu şekilde 1 santimetre şu uçtan 1 santimetre ilerisinden katlıyorum. Neden? Biyemin kalınlığı 1 santimetre olacak. Şöyle onu isterseniz iğneyle göstereyim. Bastıracağım nokta burası. Bakın şurası. Ben 1 santimetre işaretledim. Ve hemen basit köşe çalışma yöntemi bu. Şöyle tekrar bunu... Bu verev katlı noktaya doğru tekrar katlıyorum. Bakın şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Burada bir tırnak ütüsüyle kat oluşturuyorum. İz oluşturuyorum. Bakın gördünüz mü? Bunu çizim hatta siz daha rahat göresiniz diye. Şimdi buraya makine dikişi yapacağım. Nereye yapacağım? Bakın şu uçtan o 1 santimetre kıvırma noktasına kadar elde makine dikişi yapacağım. Evet, onu hemen elde makine dikişi yapacağım. Başlayalım. Şöyle bakın, köşemin ucundan ipime düğüm attım. Şu şekilde sağlamlaştırdım. Şöyle ve elde makine dikişi yapacağız şimdi. Küçük küçük, makinede çekebilirsiniz ama bu kadar küçük bir detay için makineye oturmaya gerek yok. Şöyle bakın, geriye doğru gideriyorum. Bir ilmek ilerledim, bir ayak ilerledim. Tekrar geriye döndüm. Biraz ileriden çıktım.
şöyle. Tekrar bakın. Dikişin, diğer dikişin bittiği noktadan biraz ileriden çıktım. Tekrar bakın, dikişin bittiği noktaya iğnemi batırdım. Miktar ileriden çıktım. Bunu tekrarlayarak nereye kadar geliyorum arkadaşlar? Şu 1 santim kıvırma payına kadar. Şöyle sağlamlaştırıyorum. Daha sonra dediğim gibi köşe çalışmasında ben bunu size detaylı olarak anlatacağım. İpimi sağlamlaştırıyorum ve kesiyorum. Daha sonra iğnemi çıkardım. Şimdi payı keseceğiz. Payı keserken şurada bakın küçücük bir üçgenimiz var ya. Şöyle buradan hafif bir kavis vererek ve şu şekilde payı kesip atıyorum. Kestikten sonra şuraya bakın hafif çıtlatıyoruz. Öncesinde çıtlatıyoruz ama tekrar göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir çıtlatıyoruz ki orada potluk yapmasın, kalınlık yapmasın diye. Şimdi bu payları şöyle ikiye açıyorum arkadaşlar. Ayırıyorum. Bir tırnak ütüsü yapıyorum. Tırnak ütüsü yaptıktan sonra çeviriyorum. Evet, şöyle yapalım. Ucunu dışarıya çıkarıyorum şöyle. Evet. Şimdi iğnemin yardımıyla iyice çıkarayım. Küçük olduğu için hareketler. Evet, köşemiz hazır. Şimdi bakın biyemiz arkadan devam ediyordu, geliyordu arkadaşlar. Şunu da şöyle katladık. Şöyle bakın. İğneliyorum, kıvırıp 1 santimetre kıvırıp şöyle bakın. Tekrar bu iğneyi çıkarayım. 1 santimetre kıvırdım. Düzgünce örtümün kenarının tel aldığım düzgün noktasından iğneliyorum. Şöyle iğneliyorum. Evet, bakın o payımı rahat kıvırdım. Görüyor musunuz? Dikmemiştim ya pay kısmını, görüyor musunuz? Evet. Orayı kıvırıyorum tekrar, şöyle iğneliyorum. Biraz çevirelim şöyle. Aynı diğer köşe kenara döndük. Şu bakın payı kıvırıyorum içeriye doğru. Düzgünce iğneliyorum. Bu kendinden astardan temizlenen, daha kalın da tutabilirsiniz bunu. İlla bu kadar ince olmak zorunda değil. Kalın bir köşe çalışması yaparak örtünüzün özelliğine göre, modelinize göre şöyle çıkarayım burayı iyice. Evet. Böyle iğneli kenara devam edeceğim ama ben bu arada size baskıyı göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi baskıyı nasıl yapıyoruz? Bu makinede de dikilebilir ama biz hep elde yorganlama yaptığımız zaman elde yaptığımız bir çalışmaya makine sokmayı sevmiyorum. Elde küçük baskılar yapacağız buna. İstersek daha sonra üstünden yorganlama da yapabilirsiniz ama bu uygulamada yapmayacağım ben onu. Şimdi ipliğimin bittiği nokta arkadaşlar ve uygun en yakın rengi kullanacaksınız. Biye gibi kullandığımız, yani astardan dönen parçanın rengini, en yakın rengi kullanacaksınız. Hemen ipimin bittiği noktadan iğneyi batırıyorum ve kıvırdığım biye parçasının arasından yürütüyorum. İpimin bittiği noktadan iğnemi batırıp, çok iri almıyorsunuz, iğnemi aradan yürütüyorum. Tekrar bakın, ipin bittiği noktadan aradan baskımı yapıyorum. Şu şekilde ben bu baskıya devam edeceğim arkadaşlar. Bitirdiğimizde örtümüzü birlikte göreceğiz. Evet, ananas desenli örtümüzü tamamladık arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci bölümde kalıp hazırlama, ananas deseni kalıbı hazırlama, ikinci bölümde blokların dikilmesi, üçüncü bölümde de yorganlama ve kenar temizliği ile
örtümüzü tamamlamış olduk. Çalışmalarımı beğeniyorsanız kanalımı takip edin ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelen beğeniler ve yorumlar üzerine çalışmalarımız şekil bulacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.